Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları burada. Türkiye'deki ekonomiyle ilgili durumu bize izah edecekler. Önümüzde 23 Haziran seçimleri var. Türkiye'de çok önemli bir tarih 23 Haziran. Bununla ilgili de neler yaşayacağız diyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak diyorum. Ben çok uzatmayacağım. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomiyle ilgili bir ilki yaptı. Bu ilki de PERPA'da gerçekleştirmesinden dolayı çok mutluyuz. Büyük ticaret merkezleriyle, sanayi siteleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasını buluşturuyor. Bunun gerçekleşmesinde katkı veren Akif Hamza Çebi'nin üstadımıza, aynı zamanda mali müşavir olmamız sebebiyle de bizim üstadımız kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Bu ilki PERPA'da gerçekleştirdiler. Bugün Türkiye ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Yerel seçim süreçlerini yaşadık. Maalesef ki İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi halen bir zemine oturtulamadı ve yeniden seçime gidiyoruz. Ancak tüccarın, sanayicinin, çalışanın, esnafın sıkıntıları büyük. Bugün kendi evimizde bu sıkıntıların dinleniyor olması ana muhalefet partisi tarafından ve bunlara çare aranıyor olması biz tüccarı bir kere memnun ediyor, mutlu ediyor. Bunu bir belirtmekte fayda var. CHP ekonomik politikalarını parlamentoda çok iyi dile getiriyor. Tartışmalarda izliyoruz. Ama reel olarak böyle insanlara dokunması noktasında ben bu ilki çok anlamlı ve olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İstanbul'da bizim benzerimiz kurulmuş. Tekstil kentinden giyim kentine, DES sanayi sitesinden İMES sanayi sitesine, Tuzla'daki organize bölgelerimize, çok değişik sitelerin değişik şekilde mevzuattan kaynaklanan, ekonomiden kaynaklanan sıkıntıları büyük. Bu sıkıntıları sizlere aktarmaları elbette ki reel sektörün önündeki mevzuat anlamındaki engelin, ticaret anlamındaki engelin ortadan kaldırılmasına önemli katkı verir diye düşünüyorum. Döviz kurundaki bu yükseliş, tüccarın, esnafın maliyetlerine, girdilerine büyük yaralar açtı. Biz kendi bütçemizi geçen sene yaparken elektrikteki artış net %81 sayın başkanlarım. Doğalgazda %86 maliyet artışları var. Bizler kat malikleri olarak bu siteyi yönetiyoruz. Düşünün senede bir bütçe yapıyorsunuz. %86 girdiler artmış. Bunu yaşatabilmek, sürdürebilmek mümkün değil. Bu defa finansman derdine düşmek durumunda kalıyorsunuz. Bankaların finansman oranları da esnafın da tüccarın da boynuna ipi geçirmekle eşdeğer duruma düşmüş durumda. Birçok esnafın, tüccarın, kredi kullananın bankalarla çok teşviki mesaileri sıklaşmaya başladı ve çok sıkıntılı bir süreç almaya başladı. Ve birçoğu da yeni kaynakları bulamıyor, bulduğu kaynaklar da pahalı. Bizler bu sıkıntılı günlerin ciddi bir ekonomik politikalarda, ortak bir akılda, ana muhalefetiyle, iktidarıyla, tüm kesimiyle Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptığı İzmir İktisat Kongresi benzeri bir modelle gerçek durumumuzun tamamının bir masaya yatırılıp reel bir şekilde ortak bir çareyle kalkabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü nereye el atsanız her birinin ayrı ayrı sorunları var. Bu sıkıntılı günlerimizin aşılmasında siz değerli genel başkan yardımcılarımızın, milletvekillerimizin, tüccarın sesi olacağına inancımız tam. Geldiniz, bize ses verdiniz, yürek verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Şimdi İlk konuşmacı olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztürk'a sözü verelim. Söz kendisinde. Buyurun efendim. Çok kıymetli iş insanlarımız, değerli esnaflarımız. Bize bugün burada bulunan bu seçkin toplulukla bir araya gelme imkanını veren PERPA yönetimine, her iki başkana da teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Tabii hemen sözlerime başlarken İçinde bulunduğumuz Ramazan ayınızı kutluyor. Bereket hepimize Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesini de diliyorum.
Bugün kısa tutmaya çalışacağım. Kısa tutmaya çalışacağım deyince gördüğüm kadarıyla bir 15 dakikalık konuşma var. Bakalım. Ondan sonra ben konuştuktan sonra uygun görürseniz soru cevap bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlarımızla öyle konuştuk. Arkadaşlarımız da soruları cevaplayacak. Şimdi biraz önce Sayın Başkanlarımız açıkladı. Biz geçtiğimiz yıl başlayan bu krizle birlikte hemen ekonomi masamızı kurduk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası tüm memleket satına milletvekili arkadaşlarımızın iki defa gitmesini sağladı. Milletvekili arkadaşlarımız iki defa çeşitli şehirlere gittiler. Orada iş adamlarının, esnafların, çalışanların, çeşitli kesimlerin ekonomiden kaynaklanan sıkıntılarını dinlediler. Ama biraz önce başkanımızın dediği gibi ekonomi masası olarak, yani sürekli Ankara'da oturan, Çetin Bey çok eleştiriyordu onu zaten, Ankara'da oturan seçim döneminde ekonomi masası olarak bu bizim ilk sahaya çıkışımız. Bunu da PERPA'da yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Dünya radikal siyasi değişimlerin yaşandığı, popülizmin, yabancı düşmanlığın, korumacılığın arttığı, ekonomik koşulların ağırlaştığı bir ortamdan geçiyor. Türkiye'de 2014'ten bu yana siyaset, dış politika ve ekonomide ciddi savrulmaları yaşıyoruz. 2013'ten beri Türkiye en kırılgan 5 ekonomi listesinden bir türlü düşmüyor. Dış politika iç siyasete malzeme edildiği için bugün etrafımızdaki jeostratejik riskleri yönetmekte çok büyük zorluklar çekiyoruz. Yönetimde sistem rejim değişikliği ve tek adam parti devletine, parlamenter rejimden tek adam parti devletine geçilmiş olması bir yandan hukuk devletini yıpratıyor. Diğer taraftan da kurumsal kapasitemizi ciddi zaaflara uğratıyor. Bütün bunların sonucunda Türkiye Ağustos ayından, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana çok ciddi bir, derin bir ekonomik krizin içine girmiş durumda ve bundan boğuşuyoruz. Tabii başkanlarımız ekonomik krizi bize anlatacaklar dediler. Vallahi ekonomik krizi bizim size anlatacak halimiz yok, siz onun içinde yaşıyorsunuz zaten ama bizde neden oluyor bunlar? Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu son 5 yılda küresel piyasalarda ucuz ve bol para dönemi biterken sermaye ve yatırımcı hatalara karşı daha duyarlı, ülkelere karşı da daha seçici hale geldi. Doğruları yapan ülkeleri seçmeye başladılar. Biz bu yeni koşulları okuyamadık. Müzik değişti ama biz bir türlü dansımızı değiştirmedik. Hatta iktidar öyle bir yaklaşım içindeydi ki biz çok güçlendik. Bizim dans mans değiştirmemize gerek yok. Biz istediğimiz gibi dans ederiz. Dünya bize uysun demeye başladı. Ekonominin sıcak paraya ve dış tasarruflara olan bağımlılığını azaltacak tedbirleri bir türlü alamadık. Üretim yerine ithalat, gelir yerine borçla büyüme stratejisini benimsedik. Ekonomi dolar kolik oldu. Şimdi bize dışarıdan kur faiz saldırısı var deyip kendi hatalarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Burada problem, bu kur faiz saldırısına bu ekonomiyi bu kadar açık hale nasıl getirdiniz? Tek adam parti devletini kurma projesi kapsamında son 5 yılda ülkemiz 8 defa sandık başına gitmiş. 7,5 ayda bir bu milletin önüne sandık gelmiş. 2014'ten bu yana ard arda yaşadığımız seçimlerle, referandumlarla çok kıymetli bir 5 yılı harcayıp tüketmişiz. Ekonomiyi yeniden rayına oturtacak, gerçekçi, kapsamlı ve güven verecek bir program bir türlü uygulamaya konmamış. Yeni kırılganlıklar görmezden gelinmiş. Yatırımcı ürkekleşmiş, hem finansal hem de makroekonomik göstergelerimize bu durum yansımaya başlamış. 2013'ten bu yana Türk lirası Arjantin pezosu ile beraber en fazla değer yitiren para birimi olmuş. Aynı dönemde dolar cinsinden milli gelirimiz 166 milyar dolar erimiş. Gelirimiz de 10 yıl önceki seviyesine düşmüş. İşsizlik rekorlar kırıyor, ekonomi daralıyor, kimse açıkçası önünü göremiyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde belirginleşen ekonomik sıkıntılar
bu yılın başında da devam etmiş. Yılın ilk 3 ayında sanayi üretimi %5,7 düşmüş. Buna rağmen ilk 3 ayda seçim nedeniyle kamu harcamalarında gaza basılması, bankaların kredi kanallarının devlet eliyle zorlanması, mevsim ve takvim etkisinden arındırdığımızda sanki üretim rakamlarında bir toparlanma, sanki en kötüsü geride kalmış izlenimi verdi. Ayrıca Türkiye'nin 31 Mart mahalli idare seçimlerinden sonra 4,5 yıl sürecek bir rahat karar alma süreci yaşayacağı beklentisi de bu dönemde vardı. Böyle bir dönemde herhalde son isteyeceğimiz şey belirsizliklerin daha da artması, hukuk devletinin daha da yıpranması ve karar alma mekanizmalarının çalışamaz halde olmasıydı. Ama 31 Mart'tan sonra sandıktan çıkanı beğenmeyen iktidar düğmeye bastı. 1 Nisan'da başlayan süreç 6 Mayıs'ta bir sandık darbesiyle sonuçlandı. Bu süreçte önce geçersizleri sayın dediler, olmadı. Sonra tamamını sayın dediler. Ona Yüksek Seçim Kurulu tamamını saymayalım dedi ama büyük ölçüde birçok yerde oylar sayıldı. Sonra dediler ki kısıtlıları sayın. Bir türlü tutmadı. Durdular. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu kendi onayıyla atanan sandık kurullarının aynı sandıktan çıkan, aynı zarfa atılmış 4 tane oy pusulasını saydı. Bir tanesine geçersiz, üçüne de geçerli dedi. Ve bu şekilde de İstanbul'daki seçimler iptal edilmiş oldu. Şimdi tabii bunu yaptığınız andan itibaren büyük bir siyasi belirsizlik yaratıyorsunuz ve bakıyor insanlar, diyorlar ki seçimle gelen galiba bu ülkede artık seçimle gitmeyecek diyor. Böyle bir algı yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bu ilk 3 aydaki toparlanma bir anda saman alevine döndü. Bu kadar para harcadık. Harcadı iktidar seçim nedeniyle. Bu ekonomiye bir canlılık vermişti. Ama o canlılık, canlılığın üzerine gereken yeni şeyleri inşa edemediğimiz için bitti. Bu yılın ilk 6 ayı da kayıptır. Açık söyleyeyim. Şimdi bu 1 Nisan'da başlatılan sürecin bu ekonomiye hiç mi maliyeti yok? Yani burada tek mağdur olan Ekrem İmamoğlu mu? Hayır. Burada tek mağdur olan İstanbul halkı mı? Hayır. Bu olayda tüm Türkiye mağdur oldu. Bu darbe sürecinde dolar kuru 1 lira, dolar kuru 5 lira 49 kuruştan 9 Mayıs'ta 6 lira 19 kuruşa kadar yükseldi. Bugün 6 lira 2 kuruştu sabah gelirken, bakamadım. Şimdi kaç düşürüyorlar. Şimdi en sıkıntılı şeylerden biri de bu dalgalanma. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu böyle dalgalandığı andan itibaren vadeli işlem hiçbir şey kalmıyor ortada. 6 lira 2 kuruştan baktığımız zaman %8,8 Türk lirası değer kaybetmiş. Peki bu zaman diliminde Türkiye'nin diğer ekonomilerle karşılaştırdığımızda durumu ne? Türk lirası kendine benzeyen ekonomilerin parası karşısında en fazla değer kaybeden para olmuş. Yine 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %21'den %26'ya gelmiş, dayanmış. Hazine iç borçlanma faizi, o da %26'yı geçmiş. Biz bu faizleri en son ne zaman görmüştük biliyor musunuz? 2004 yılında. Bundan 2 yıl önce biz dışarıdan %3-4 faizle borçlanıyorduk. İçeride %7-8 faiz vardı. Şimdi bakıyorsunuz %25'lere, 26'lara çıkmış. Bu CDS dediğimiz kredi temerrüt takas birimleri var. Yani bir ülkenin borcunu ödememe riski ne kadar, buradan ölçüyorsunuz. Buna baktığınız zaman
şu dönemde yani 1 Nisan'dan seçimi iptal etme sürecinin başlamasıyla, seçim darbesi, sandık darbesi sürecinin başlamasıyla birlikte CDS'ler 392'den 493'e çıkmış. Artış %26. Hiç tereddütünüz olmasın, bunlar sürekli dış borçlanmaya yansıyacaktır. Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri artacaktır. Tabii bu göstergelerdeki bozulma şirketlerimizin de, çalışanlarımızın da, milletimizin de durumunu etkiliyor. Bir kere bu kurdaki değişme her şeyden önce, şimdi hani biraz böyle aşağı doğru dönmeye başladı dediğimiz %20'nin altına doğru gitmekte olan enflasyonu yeniden yukarı doğru götürecektir. Azdıracaktır enflasyonu. Reel sektörün döviz açık pozisyonu var. Yani net borcu var. Alacaklarından, döviz alacaklarından, döviz borçlarından döviz alacaklarını düştüğümüz zaman buna net döviz açık pozisyonu diyoruz. 197 milyar dolar. Şimdi son 45 günde gözlenen 53 kuruşluk Türk lirasının değerindeki düşme ya da doların değerindeki Türk lirası cinsinden artış, şirketlerimize kur farkı zararı olarak tam 105 milyar lira ek yük getirdi. 1 Nisan'dan buraya kadar 105 milyar lira. Borsa 1 Nisan'dan bu yana %6,3 düştü. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketlerin piyasa değerindeki erime de 55 milyar Türk lirası. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman sadece bu kurdaki artışın, yani seçim belirsizliğinin getirdiği bu kurdaki artışın, faiz artışı falan yok bunun içinde. Şirketlere maliyeti 160 milyar Türk lirası. Ne kadar zamanda? 45-46 günde. Şimdi yine bu sandığa darbe milletimize de ciddi yükler getirdi. Türkiye'nin dış borç yükü Türk lirasıyla baktığımız zaman 1 Nisan'da 2 trilyon 442 milyardı. Şimdi 2 trilyon 679 milyara çıkmış. Yani 237 milyarda dış borçtan milletimize, Türk lirası dış borçtan milletimizin sırtına yük yüklenmiş. Milletin geliri de eriyip gitmiş. Asgari ücret son 45 günde 33 dolar azalmış. 368 dolarmış, 335 dolara inmiş. Yine milli gelir cinsinden bu kurdaki oynamanın maliyeti de 72 milyar dolar olmuş. Kişi başına bölersek 870 dolar her birimize milli gelir cinsinden bu son yaşadıklarımızın, yani sandık darbesinin, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının, gaspının maliyeti olmuş. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde beklentileri bozacak işler. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ayda kayıp derken bunu kastediyorum. İnşallah son 3 ayda kayıp, son 3. 3 ayda kayıp, 4. 3 ayda kayıp demeyiz. Birileri gibi inşallah Şubat, Ocak'tan, Mart, Şubat'tan, Nisan'da, Mart'tan daha iyi olacak deriz. Şimdi ya da tünelin ucunda ışığı gördük, hızla yaklaşıyor deriz. Biz mi ışığa doğru yaklaşıyoruz, ışık mı bize doğru yaklaşıyor? Gelen nedir? Ne alamet geliyor üstümüze doğru? Buna ciddi şekilde bakmak lazım. İşsizlik rakamlarına baktığımız zaman son bir yılda işinden olanların sayısı 811 bin kişi. Yani 811 bin çalışan işini kaybetmiş. Özellikle sanayi ve tarım gibi dış ticarete açık sektörlerdeki iş kayıpları oldukça dikkat çekici. Buna benzer iş gücü kayıplarını biz %4,7 bir daralma yaşadığımız 2009 küresel krizi döneminde yaşamıştık. İş bulma ümidini yitirenleri, mevsimlik çalışanları ve eksik istihdam edilenleri de dahil edersek işsizlere, işsiz rakamımız 8,5 milyon ediyor. Oran olarak da %24,5. Yani çalışabilecek durumda olan her 4 kişiden biri işsiz. Böyle bakarsak bu işsiz sayısı dünyadaki 97 ülkenin nüfusundan daha fazla.
Bu hem büyüme hem de iç talep bakımından hiç de olumlu işaretler değil. Dün açıklanan bütçe rakamları da büyüme katkıya yapacak çok değerli bir mali imkanın artık sürdürülmesinin mümkün olmadığını ortaya koydu. Şimdi bu mali genişleme, ekonomiyi aküsü bitmiş bir arabaya benzetirseniz, bu mali genişlemeyle arabayı itersiniz, zamanında debriyajdan ayağını çekerse kullanıcı sürücü, araba yürümeye başlar, yürümeye başladıktan sonra da akü yeniden şarj edilir. Ama eğer ayağınızı debriyajdan zamanında çekip arabayı çalıştıramazsanız da yokuş başına gelirsiniz. Artık o arabayı yürütmek giderek güçleşir. Maalesef İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle Türkiye bütçedeki imkanı heba etti. 2019 için programlanan bütçe açığı 81 milyar Türk lirası iken bunun %68'i yani yarısından fazlası ilk 4 ayda gerçekleşti. Yine geçen yılın ilk 4 ayında 2,2 milyar lira fazla veren faiz dışı bütçe dengesi bu yılın aynı döneminde 16 milyar lira açık verdi. Bunun tamamına yakını da Nisan ayında geldi. Önümüzde şimdi bir İstanbul seçimi var. Bunun için yönetim bütçede yeniden bir gaza basabilir miyim diye bakıyor. Ne yapabiliriz diye bakıyor. Ama dış borçlanma limiti... Bu cin fikirlerin en sonuncusu da Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine el konulması. Bu, ben açık söyleyeyim, para basmaktan başka bir şey değil. Yani devletin açığını para basarak kapatmaya çalışıyorlar. Peki sonuç ne olacak? Para bastığınız andan itibaren hem dövizin hem enflasyonun ateşini daha da yükselteceksiniz. Aslında bunların hepsini 1994 yılında biz denedik. Sonuçlarıyla da çok ağır bir şekilde yüzleşmiştik o zaman. Döviz kurlarındaki dalgalanma zaten şirketler kesimini perişan etti. Yüksek borçluluk düzeyiyle krize yakalanan ve özellikle döviz borcu olan firmalar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Uluslararası ilişkilerdeki belirsizlik ve gerilimler de döviz kurları üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. İşte S-400'lerden bahsediyorum. Suriye sınırında yaşananlardan bahsediyorum. İran ambargosundan bahsediyorum. Ve tüm bunlar hepsi maalesef hem ikinci üç ayda hem de ondan sonraki üç ayda işlerin bundan önceki üç aydan çok daha zor olacağını gösteriyor. Uluslararası kuruluşlar da bizim bu seneki büyüme tahminleri, bizim büyümemizle ilgili tahminler yapıyor. Baktığımız zaman ortalama %2,5 civarında daralma bekliyorlar. Büyüme değil. Küçülecek. Küçüleceğiz %2,5. Ama daha vahimi, Türkiye bir yandan daralıyor ama enflasyonda %20 civarında çakılıp kalıyor. Yani slamflasyon, durgunluk, daralma, yani düşen büyüme ve enflasyon ikisi birlikte olacak. Buna da slamflasyon deniyor. Türkiye'nin artık daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü yok. İktidar Türkiye'nin sorunlarına uygun çözümleri vakit yitirmeksizin açıklamak ve uygulamak zorunda. Ama iktidar İstanbul'un peşinde, İstanbul'u vermemenin peşinde. Aslında biz bu krizin hemen başında 13 madde halinde gerekli gördüğümüz önlemleri kamuoyuna açıklamıştık. En azından somut tedbirler üzerinden bir tartışma ortamı yaratmak istedik. Ama iktidar önerilmemize kulak dahi asmadı. Güçlü bir ekonominin temeli güvendir. Ekonomide güven yoksa yatırım da yoktur. Yatırım yoksa iş yoktur, aş yoktur. Ekonomi sürekli daralma noktasına doğru gider. Türkiye'de güveni arttırmanın ön koşulu ise demokrasi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı üzerindeki kuşku bulutlarını dağıtmaktan geçer. Güçlü icra, güçlü yasama, güçlü yargı ile dengelenmek zorundadır. Unutulmamalıdır ki güçsüz adalet çaresiz, adaletsiz güç ise zalimdir. Toplumdaki kutuplaşmayı da ancak güçlü bir hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve güçlü kurumlar eliyle kırabiliriz. Kural temelli bir ekonomiyle risk ve belirsizlikleri azaltabiliriz. Yatırımcılara yeniden ufuk sunmamız ve ülkeye dış kaynak çekmemiz aynı şekilde mümkün olacaktır. Kurallı piyasa ekonomisi yerine son dönemde keyfi arka kapı politikalarıyla, otokratik yöntemlerle,
zabıta önlemleriyle, tehditle, emirle ekonomide güven sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu mümkün değil. Kadrolara emanet edilmiş bir ekonomi yönetimi de güveni sağlamak için bir diğer olmazsa olmazdır. Yani ekonominin tek sorumlusu benim diyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı getirip damadını ekonominin başına bakan olarak atıyorsa bu hiçbir şekilde güven sağlamaz. Bunu yapıp güven kayınpederinin dediklerine itiraz edemeyen, onun dediklerini dinleyen, ortak fikir üretmekten uzak bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıya kalırız. Şunu gördüm, geçmişte uzun yıllar bürokraside çalıştım ve gördüğüm şey şu: güveni sağlamak çok zor. Bu ceylan vardır. Bir bilmediği bir dereden su içmeye çok zor gelir. Dener, inceler, şu olur, bu olur. Ama bir kere korkutursanız bir daha da o dereye gelmez. Şimdi gördüğümüz bir şey var. 2001 krizinden sonra elde edilen ve bir ölçüde 2007'ye kadar muhafaza edilen ekonominin kazanımları, güven, 2007'den sonra bozuk para gibi harcanmıştır. Her şeye rağmen önümüzdeki İstanbul seçimi Türkiye için bir fırsattır. Halkın demokrasiye olan inanç ve tutkusunu göstermesi ve iktidarın sandıkla değişeceğinin görülmesi bakımından 23 Haziran seçimleri bugün her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu artık sadece İstanbul'un seçimi değil, Türkiye'nin seçimi. Milletimiz 31 Mart'ta verdiği ama masada gasp edilen mazbatayı tekrar sahibine verecektir. Ondan sonra da her şey çok güzel olmaya başlayacaktır. Ben sözlerimi tamamlarken hepinizi saygıyla selamlıyor. Bir defa daha Ramazan ayınızı kutluyor. Misafirperverliğiniz için hem başkanlara hem de beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. İnşaata ve ithalata bağımlı bir büyüme modeli uyguluyoruz ve sık sık da ekonomik krizlere giriyoruz. İnşaata ve ithalata dayalı büyüme modeli bizi bir adım ileri götürüyor ve Türkiye ekonomisi 2007 yılından bu yana patinaj yapıyor. 2007 yılında kişi başına gelir 9.656 dolar. 2019 yılında bu rakam eğer tutarsa, ki tutmayacak çünkü küçülme öngörülüyor, 9.647 dolar. 5 milyon Suriyeli'de bu hesapta yok. Demek ki genel bir büyüme modelinde bir problem var. Sizin alternatifiniz var mı derseniz elbette ki var. Bunu uygun bir ortamda çok daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaktan son derece mutlu oluruz. Dün bir karar yayınlandı, bir arkadaşımız sordu. Döviz satış işlemlerinde binde bir oranında banka ve sigorta muameleri vergisi getirildi. Kararla ilgili medyadaki haberlere baktığınızda sanki bu normal muhtak bir uygulamaymış gibi kamuoyuna bunun sunulduğunu görürsünüz. Efendim 2008 yılına kadar bu zaten vardı. 2008 yılında kaldırıldı. Şimdi yeniden geldi. 2008 yılını düşünelim. Bir arkadaşımız sordu. Şuradan bir arkadaşımız, 2000 yılından itibaren dünyada uluslararası piyasalarda bol para vardı. Bu paraya dayalı bir büyüme modeli gerçekleşti. Evet, 2003-2007 dönemi, 2002'yi de katabiliriz. Bu bol paraya dayalı büyümenin sağlandığı bir dönemdir Türkiye'de. Para bol, döviz bol, Türkiye yağmur gibi akıyor, yağıyor. Böyle bir ortamda Türkiye binde bir oranındaki döviz satım işlemlerinden alınan vergiyi kaldırıyor. Şimdi durum nedir? Döviz yok. Döviz yok. Yani kaldırılırken neden farklıydı? Şimdi konulurken neden farklı?
Size bir rakam vereceğim. Bankalardaki döviz mevduatının toplam mevduata oranı 2017 yılı sonunda %41. 2018 yılı sonunda bu rakam %44. 2017 yılı sonunda %41, 2018 sonunda %44. Şimdi 3 Mayıs itibariyle bu rakam %52. Ulusal paranın iki temel özelliği vardır. Bir, değişim aracıdır. Alışverişlerde kullanılır. İki, tasarruf aracıdır. Ulusal paramız Türk lirası tasarruf aracı olmaktan çıktı. İnsanlar tasarruflarını döviz olarak yapıyor. Rakam onu gösteriyor. Türk lirasına güven yok. Türk lirasına güvenin olmadığı bir ortamda siz döviz satışlarına binde bir oranda vergi getirmek suretiyle Türk lirasını güvenilir bir tasarruf aracı haline getirmiş olmazsınız. Dövizden insanların vazgeçmesini sağlamazsınız. Ben bu önlemin hiçbir yararı olacağına inanmıyorum. Bir miktar yönetim, iktidar vergi geliri elde edebilir. Mümkündür. Banka dışındaki döviz işlemlerinin piyasaya kaymasına neden olacaktır. Bu tip önlemler hiçbir zaman ulusal paraya itibar kazandırmaz. Çözüm burada değil. 24 Haziran seçimleri öncesinde ben sıkı kambiyo rejimi geliyor diye uyarıda bulunmuştum. Paylaşımlar yaptım. O zaman bir kanun tasarısı getirmişlerdi meclise. Sonra aman öyle değil böyle değil diyerek o kanun tasarısına bir takım değişiklikler yapıldı. 24 Haziran sonrasında bu sıkı kambiyo rejimi geliyor dediğim uyarının iki uygulamasını yaptılar. Bir, ihracatçıların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirinin %80'ini belli bir süre içerisinde Türk lirasına çevirme zorunluluğu getirildi. İki, döviz cinsinden kiralar, kira sözleşmelerinin Türk lirasına çevrilmesi zorunluluğu getirildi. Üçüncü adımı budur. Burada kalacak mı? Hayır. Bu anlayış devam ederse çok daha ileri adımlar, daha sert önlemler alınacak. Ekonomiyi bu tip önlemlerle ayağa kaldırmanın imkanı yoktur. Yine Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini bütçeye aktarma yönünde bir düşünce kamuoyunda tartışılıyor. İktidardan bu konuda evet böyle bir çalışma yapıyoruz açıklaması gelmedi. Ancak hayır böyle bir çalışma yoktur açıklaması da gelmedi. Böyle bir açıklama gelmediğine göre akıllarda böyle bir düşünce var diye aklımıza geliyor. Merkez Bankası bilançosunda 2017 sonu itibariyle 2018 sonu itibariyle 26 milyar liralık ihtiyat akçesi var. Tam 26 milyar lira. En son bu yıl yayınladığı ara bilançoda bu rakamın 46.2 milyar Türk lirasına çıktığını görüyoruz. İhtiyat akçesi. Merkez Bankası kanununa göre kara günler içindir bu. Biliyorsunuz Ocak 2019'da bir uygulama yaptı iktidar. Merkez Bankası sonuçta karını dağıttığı zaman karını hazineye aktaran bir kurum. Bu kar Nisan ayında hazineye aktarılır. Bir uygulamayla bu karı Ocak ayında hazineye aktardılar. Bütçe açığını düşük gösterdiler. Kurtardılar birkaç ayı. Tabii Nisan'da her dönem Nisan'da aktarılan pay kar bu sene Nisan'da aktarılmamış olduğu için Sayın Öztürk konuşmasında onu belirtti. Nisan ayı bütçe açığı fırladı. Akla ne geliyor şimdi? Aman şu ihtiyat akçelerini nasıl bütçeye aktarırız? Ekonomi bunlarla ayağa kalkmaz. Demokrasilerde iktidarların gücü iki araçla sınırlanır. Bir kuvvetler ayrılığı, iki Merkez Bankası bağımsızlığı. Ülkeler bunun yararlarını görmüştür. Öyle olsaydı gelişmiş ülkeler, güçlü demokrasiler Merkez Bankası bağımsızlığına gitmezdi. Türkiye'de de bu 2001 yılında sağlanmıştır. İhtiyat akçesini bütçeye aktarmak demek, para basmak demektir. Para basmanın zararlarını Türkiye çok çekti. Enflasyonun en temel nedenidir. Bu yangına, ateşe benzin dökmekten başka bir şey değildir. İktidarın böyle bir düşünceye kapılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir
yasa teklifi milletvekilleri aracılığıyla sunmamasını, getirmemesini dilerim. Hele bunu emekli maaşlarını, ikramiyelerini ödemek için yapıyoruz demek, iktidarın mali imkanlarının, bütçe imkanlarının tamamen kalmadığı anlamına gelir. Türkiye 2001'de ağır kriz yaşadı. Buna rağmen böyle bir yola başvurmadı. Böyle bir yola başvurmadı. Sayın Hacı Bey KDV iadeleri dedi. Doğru, Türkiye'de bugün katma değer vergisi bir Avrupa Birliği vergisidir. Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde 1985 yılında bu adımı atmıştır ve AB'nin müktesebatına, AB'nin bu konudaki direktiflerine uymuştur. Bu uyum süreci hala devam etmektedir. Tümüyle bu uyum sürecini gerçekleştirebilmiş değiliz. AB'de mükellefler indiremedikleri KDV'yi ertesi ay iade olarak alırlar. Onun sırtında bu yük kalmaz. Bunu mutlaka gerçekleştirmek gerekir. Benim bu konuda bir kanun teklifim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. İktidar bir ara bir adım attı, bir kanun teklifi veya tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sonra genel kurulda bir el bunu tasarıdan çekti, çıkardı. Bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Devlet mükellefin sırtından haksız bir şekilde kendi finansmanını sağlamamalı. Bir diğer soru bir saniye bakıyorum. Yine istihdam üzerindeki vergi yükünü çağrıştıran sorular soruldu. İşte akbil ücreti olursa matrahtan düşüyoruz. Bunu nakit olarak vatandaşa, çalışana verirsek düşemiyoruz. Gelir vergisi stopajları yüksek dedi bir arkadaşımız yine. Arkadaşlar, Türkiye istihdam üzerindeki vergi yükü açısından AB ülkeleri içerisinde ya da OECD ülkeleri içerisinde yapılan sıralamada en ağır vergi yüküne sahip ülkelerden birisidir. Bu yük çok daha ağırdı. İktidar bir takım adımlar atmadı değil, attı. Bu yük biraz belki aşağı indi ama hala gerek işçi gerek işveren kesintisi yönünden, ki Türkiye'de bunu fiilen işveren üstlenmektedir her ikisini de, Türkiye istihdamı cezalandıran bir ülke konumundadır. Bu nedenle işverenlerimiz kayıt dışına yönelmektedir. Açıktan ödeme yapmaktadır. Türkiye'de kayıtlı olmanın önündeki en büyük engel kayıtlı olmanın maliyetinin yüksekliğidir. Bu kayıt dışını teşvik ediyor. Bundan Türkiye nasıl bir yarar elde ediyor? Türkiye'nin sosyal güvenlik prim hasılatının milli gelire oranı %7,5 seviyesindedir. AB ülkelerinde bu oran %12'ler seviyesindedir. Yani biz çok yüksek prim oranlarıyla çok düşük prim hasılatı elde ediyoruz. Bunun yolu prim oranlarını indirip, bunun için 5 yıllık bir orta vadeli program öngörüyoruz biz. Prim oranlarını indirip mükellefin bu kayıt dışı ödemelerini de kayda almasını sağlamak, doğru maliyet tespit etmesini sağlamak, onun önünü açmak ve kayıt dışını önlemek olarak görüyoruz. 5 yıl sonra yükseltelim anlamında bir şey değil. 5 yıllık bir kayıt dışını önleme programıdır bu. Bunun en önemli, en güçlü adımı prim oranlarını aşağı çekmektir arkadaşlar. Bunu biz yapacağız. Bu konuda Sayın Lale Karabıyık arkadaşımızın teşviklerle ilgili, istihdamla ilgili söyleyeceği şeyler var biliyorum. Herhalde söz alıp kendisi de bunu ifade edecektir. Notlarıma bakıyorum. Başka çok da zamanınızı almak istemiyorum. Kentsel dönüşüm konusu bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece iddialı olduğumuz bir konudur. Hem genel merkez yönetim, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuz, hem de belediye başkanlarımız bu konuda son derece birikimlidir, tecrübelidir. Bugün vatandaşa yük ve endişe kaynağı olan kentsel dönüşümü biz yük ve endişe kaynağı olmaktan çıkaracağız. Fikirtepe'de bugün inşaat çukuruna bakıp evinin temelinin atılmasını bekleyen binlerce vatandaşımız var.
Şirket yok ortada. Gitmiş, kaybolmuş. Reklamlarına bakarsanız Manhattan Dream diye reklam yapıyor. Bakıyorsunuz deniz manzaralı muhteşem daireler. Hep rüya olarak satılıyor zaten. Kentsel dönüşüm reklamlarına bakarsanız metroya 10 dakika, şehir merkezine 15 dakika. Efendim hepsi deniz manzaralı. Hepsi rüya evler. Ama vatandaş inşaat çukuruna bakıyor. Evet. Perişan halde. Bunu biz gerçekleştireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Yerinde dönüşüm, komşuluk ilişkilerini yok etmeyen, sosyal dokuyu bozmayan bir kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz mutlaka. Evet, devre mülkle ilgili bir arkadaşımız bir soru sordu. Bir devre mülk mağdurları vardır. Bizim ilgi alanımızdadır. Benim bu konuyla ilgili mecliste araştırma önergem vardır. Konuyu takip ediyoruz. Hatta bir finans grubunun alacak vatandaşın mevduatına karşı kendisine vermiş olduğu devre mülklerden kaynaklı binlerce, on binlerce vatandaşımızın sorunları vardır. Takip ediyoruz. 3600 ek gösterge bizim programımızdadır. İktidarda söz verdi, yapacağız dediler. Bakalım, takip ediyoruz, unutmadık. Son bir soru var. Bir arkadaşımız yazılı olarak iletti. Çok ilginç bir soru. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağım ama çok kısaca sizlere sorayım. Bir isim vermeyeyim. Bir İstanbul'da bir hazine avukatı, eşi Anadolu Adliyesi'nde başsavcı, ihtiyatla yaklaşıyorum. Kendisi TMSF yönetim kuruluna atanmış ama şeyden sonra diyor, bu seçim iptal kararından sonra atanmış. Bu nedir diye onu takip edeceğim, ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Mehmet Akif Ablacığım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanımızımız Lale Karabey Kanbeyinde koşması yapmak kürsüye gelecektir. Çok değerli katılımcılar, öncelikle sizleri şahsım ve partim adına sevgi ve saygılarımı selamlıyorum efendim. Evet, az önce bir soru vardı 2000'li yıllardan sonra küresel sermaye ile ilgili. Oradan çok kısa başlamak isterim. Sonra teşviklere geçeceğim. Şimdi efendim 2000'li yıllarda tabii 2002 ve 2007 yılları arasında özellikle dünyada önemli bir büyüme ivmesi gerçekleşmişti. Ve bunun öncesindeki dönemde bildiğimiz gibi cari açığı ve fazlası olan yine ülkeler vardı. Ama cari açığı olan daralmış ekonomiler IMF başta olmak üzere çeşitli kredi kurumlarından destek almaya, yardım almaya çalışırlardı. Ama dünyadaki bu büyüme ivmesinden sonra biriken o küresel sermayeden cari açığı olan ülkeler, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere kendilerine çekmeye ve kredi kurumları yerine bu açıklarını buradan finanse etmeye, daha doğrusu cari açıklarını kapatmaya değil ama yamamaya çalıştılar. Hatta bu sürdürülebilir cari açık kavramı da o zamanlar çıkmıştı bildiğimiz gibi. Tabii Türkiye de burada nasibini aldı. Önemli bir cari açık boğuşması söz konusuydu ve bu yıldan yıla da ekonomi programlarının olmaması ve doğru bir ekonomi yönetiminin olmaması sebebiyle cari açık katlanarak gitti. Bazı yıllarda cari açığın küçüldüğünü görsek de şu anda da görüyoruz. Ama bu küçülmeden, daralmadan, talep azalışından kaynaklanan bir cari açık olunca bununla da mutlu olamadık, sevinemedik. Cari açığınız yüksek olunca ve siz bunu düşürmek için doğru bir düşürme yöntemi geliştiremediğiniz sürece küresel sermayeye muhtaç hale geliyorsunuz. Ve o küresel sermaye de zaten riske az olan ama kazancı bol olan yeri tercih ediyor. Ve size de yüksek faizinize ve de eğer borsanızda iyi kar sağlıyorsa koşa koşa geliyor. Ama orada en ufak bir risk gördüğü anda birdenbire çıkıp gidiyor ve yerine bahar yerleri yerine kasırgalar bırakıyor. İşte Türkiye'de bunu zaman zaman yaşadı ve son dönemlerde çok daha fazla yaşadı. Eskiden doğrudan yabancı sermaye girişi daha fazla olurken
Bu defa sıcak para, çünkü çok riskli ortama girmezdi oradan yabancı sermaye. Sıcak para ile girişler oldu. Bu da tabii o kırılganlığı, içinde bulunan sorunlar sebebiyle kırılganlığı daha fazla arttırmış oldu. Şimdi de böyle bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin cari açığının finansman kalitesi de son derece bozulmuş durumda. Yine bir iki konudan bahsedip ondan sonra neler yapılabilir ona da değineceğim tabii ki. Ama maalesef arkadaşlar diğer arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi ortada pembe bir tablo falan yok. Son 5 yıla baktığımızda önemli bazı datalardan bahsedeyim. Mesela ekonomide güven 16,5 puan düşmüş, olumsuz. Tüketici güveni 13,5 puan düşmüş, olumsuz. Büyüme oranı 2,6 puan düşmüş, düşmüş, olumsuz. Kişi başı gelire bakıyorsunuz, -20,5 düşmüş. Yurt içi hasıla bakıyorsunuz, -16,1 düşmüş. İşsizlik oranı 3,6 artmış. Son 5 yıldan sadece bahsediyorum. 17 yıla aldığımda orada daha vahim sonuçlar var. Genç işsizlik oranı gibi çok büyük bir sorunumuz var ki o da 7,8 puan yükselmiş. Cari açıktaki azalışın aslında olumlu olmadığını ifade etmiştim. Karşılıksız çekler ki bunlar sizi son derece yakından ilgilendiriyor. 47,5 milyon liralık bir artış son 5 yılda göze çarpıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri de hocam da ifade ettiler. Gerçekten şu anda minimum sınırların hatta altına inmiş durumda. Dış borç stoğunda da olumsuzluk söz konusu. Bir taraftan şuna bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra hani her şey çok iyi olacaktı, pembe bir tablo olacaktı. Ama maalesef bu saydığım 5 yıllık olumsuz verilerin özellikle son 10 ayda bu sisteme geçildikten sonra büyük bir oranla daha fazlası bu dönemde gerçekleşmiş. Yine ekonomideki güven, yine tüketici güveni, yine büyüme oranı, yine gayri safi yurt içi hasıla, yine kişi başı gelir, yine işsizlik, genç işsizlik, yine cari açık, yine karşılıksız çek. Özellikle bu 5 yılın son bu 10 ayında, 12 ayında çok daha vahim boyutlara gelmiş, zaman almamak adına çok fazla değinmek istemedim. Tabii bu süre zarfında hiçbir şey yapılmamış mı? Tabii iktidar yani teşvikler yapmış değil mi? Teşvikler yapmış. Kimisinin adı istihdam teşviği, kimisinin adı yeni ekonomi paketi veya reform paketi adını almış. Ve baktığımızda 14 teşvik paketi bugüne değin iktidar boyunca açıklanmış. İşte 2014 Şubat ayında başlamış 10 tane, hatta bazı yıllar 3 kere, yani bir kere yetmemiş, o yıl 3 kere teşvik paketi açıklanmış. 4 tanesi reform paketi, diğer 10 tanesi istihdam teşviki olarak açıklanmış. Bu teşvik paketlerinin hiçbir tanesinin etkinlik analizi yapılmamış. Yani neye fayda sağlamış, şimdi başarılı olmuş muyuz, olmamış mıyız asla irdelenmemiş. Yeni teşvik paketleri de buna göre düzenlenmemiş. Şimdi durum böyle olunca bir şeyler yapmak gerekiyor tabii. Peki nasıl düzeltilecek deniyor. Yani en önemlisi önce sorunu görmek arkadaşlar. Önce sorunu kabul etmek. Yani şapkamızı önümüze koyup evet burada sorun vardır demek. İyiymiş gibi göstermemek. Ya da TÜİK'in yöntemleriyle oynamamak, iyi göstermek adına. Önce sorunu teşhis etmek, tanımlamak, ondan sonra çözüm üretmek. Ve bu çözüm bir yerde değil. Yani sadece bir şey yaparak düzeltemezsiniz. Yani bu ülkede hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, basının özgürlüğünü gibi konuları sağlamadan eğitim sistemiyle ilgili düzeltmeyi yapmadan sadece ekonomik paketleriyle ve içi boş ekonomi paketleriyle hiçbir şey yapamazsınız. Bugün üretim diyoruz. Üretmek, üretmek, üretmek ki sanayi sektörü bu şu anda bir motor sektör olmak durumunda. Tabii ki inşaat da, diğer sektörler de istihdam üzerine son derece önemlidir. Büyüme üzerine son derece önemlidir ama özellikle de imalat sanayi sektörü bir motordur. Bugün imalat sanayi üretmiyor, satamıyor, ihraç edemiyor, talep alamıyor ve belirsizlikle yuvarlanıp gidiyorsa, yarını göremiyor, yatırım yapmıyorsa o ülkede işte o zaman eyvah demek gerekir.
İşte siz teşvikleri hazırlarken bu çözümlere yönelik teşvikleri hazırlamak ve bu reform paketlerinin içini doldurarak ve özellikle hastaya doğru ilacı yönlendirerek yapmak durumundasınız. Çok zaman almayacağım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten seçim bildirgelerinde hangi konuda nasıl bir çalışma yapıldığı, hangi envanterler, hangi sorun, görülen sorunlar üzerinde hangi çözüm önerilerinin getirildiği ve CHP'nin iktidarında nelerin yapılacağı çok net ortaya konmuştu. Ama burada söylemek istediğim sadece bir noktada düzeltme değil, bütün taşlar yerine oturduktan sonra o düzeltmenin sonuçlarını alabilirsiniz ki bizim bütün programlarımız da zaten bu yöndeydi. Türkiye'de başka bir sıkıntı da şuydu, kadın istihdamı konusunda değinmek isterim çünkü kadın politikalarından sorumluyum. Türkiye'nin şu anda çok güzel genç bir çalışabilir nüfusu var. Bu önemli bir göreceli üstünlük aslında ama Türkiye bunu maalesef değerlendirememiş. Yani OECD ülkelerine baktığınızda kadın istihdamında, kadınların istihdama katılım oranı %63'lerde ama Türkiye'de %32'lerde. Yani sanıyor musunuz ki bunun sadece o kadına ya da o haneye zararı var? Hayır. Kadının istihdama katılmamasının bütün ülke ekonomisine zararı var. Ve biliniz ki eğer kadın %60 oranında istihdama katılsaydı, yani OECD ortalamaları gibi, bugün 10 bin dolarlarda değil 14 bin, 15 bin dolarlara tekabül ediyordu kişi başı milli gelirimiz. Bu da ülkemizin gerçeklerinden bir tanesi. Bugün olumsuz bir ayrışma söz konusu istihdam oranında da, işsizlikte de. Bakın dünya dün açıklandı, yine dün açıklanan verilerde 16.7, yani işte bir de geniş işsizlik tanımımız var bildiğiniz gibi. O zaman 22'lere çıkıyor. Yani tarım dışı, tarım dahil aldığınız zaman hepsi işsizlik oranı yükselmiş durumda. Ama dünya ortalaması 5.8. 5.8. Yani evet, dünyada bir kriz var ise ve olumsuzluklar var ise neden bize bunların yansıması daha fazla oluyor dediğinizde, Türkiye'nin şu anda OECD ülkelerinden de, Avrupa Birliği'nden de, dünya ortalamasından da ya da içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasından da daha fazla ayrıştığı, olumsuz ayrıştığını çok net görmek mümkün. Bu sadece istihdam oranında değil, bu aynı zamanda enflasyon oranında, bu aynı zamanda büyümede, bu aynı zamanda kadın istihdamında, bu aynı zamanda eğitimdeki başarısızlıklarda, yani çok sayıda konuda olumsuz ayrıştığını söylemek mümkün. Bunların tamamı için bir belli tek bir çözüm değil, az önce de ifade ettiğim gibi çözümler bütünü halinde onları taşları yerine oturtturarak örneğin doğru bir eğitim modeli, doğru bir planlama, mesela bakın şu anda devlet planlama teşkilatı falan yok ve bu da iş dünyasının önünde önemli bir belirsizlik teşkil ediyor. Yani konulardan bir tanesi, aslında çok konu var ama yine az önce bir arkadaşımız ücret üzerindeki yüklerden bahsetti. Evet, Türkiye'deki ücret üzerinde ve enerji üzerindeki yükler şu anda üreticinin maliyetini çok yüksek tutacak ve enflasyonu tetikleyecek boyutta zaten var. Ve bunun içinde hiçbir şey yapılmadığı çok kesin. Çünkü politikalar şöyle işliyor, yani bir teşvik paketi getiriyorlar. Örneğin ÖTV'den biraz feragat getiriliyor. Biraz piyasa canlanıyor. O dönemde canlanıyor ama evet canlanıyor. Bu doğru bir şey mi? Evet doğru bir şey. Ama bunun yanında bunu tamamlayıcı politikalar devamında getirilemiyor. Özellikle ekonomi politikaları getirilemediği için o teşvik orada kısa süre bir fayda sağlayarak kalıyor. Hatta öyle kalmıyor. Hemen akabinde bütçeye önemli bir yük getiriyor, bir bütçe açığı getiriyor. Ve bu teşvikten dolayı ortaya çıkan bütçe açığı üzerine haydi bakalım hazine yeniden borçlanmak zorunda kalıyor. Yetmiyor, yeni vergi arayışlarına gidiliyor ve yeni vergiler yüklenmek zorunda kalıyor vatandaşın üzerine. Ha, yapılması gereken konulardan bir tanesi de az önce saydıklarıma ilave edersem doğru bir vergileme sistemi. Şu anda tam tersine dönmüş vaziyette. Dolaylı vergiler artık Türkiye'de çok daha fazla. Dolaylı vergi oranı arttı. Ve bu da orta direğin üzerinde, vatandaşın üzerindeki bir vergi yükü demek. Çalışandan daha çok vergi alınıyor demek. Yani doğru bir vergi reformunun da bu ülkede önemli bir ihtiyaç olduğunu söylemek isterim.
Aslında çok söylenecek şey var ama arkadaşlarımın da söz alacaklarını bildiğim için daha fazla uzatmak istemiyorum. Sadece son olarak şuna değinmek isterim ki hep söylendi, hani yüksek katma değeri olan ürünler üretilmesi konusunda. Bir arkadaş da o konuda bir şey söyledi sanırım, bir sorunuz vardı ya da bir katkınız vardı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çalışmalar ve seçim bildirgesinde açıkladığımız çalışmalar son derece etkin çalışmalardır arkadaşlar. Bunları belki daha büyük, daha geniş bir zemin içerisinde yeniden masaya yatırabilirsek aslında doğru üretimde, doğru ihracat politikaları için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Bana ayrılan süre içerisinde biraz konulara değinmeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Terpa'nın değerli yönetim kurulu başkanları, çok değerli iş insanları, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birçok şey konuşuldu. Ben özellikle sizin tarafınızda olan birisiydim geçmişte, şimdi buradayım. Yani ben vekilim, siz asilsiniz, biraz önce beyefendi söylemişti. Ben de bir zamanlar asildim, iş dünyasından geliyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptım uzun yıllar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ikinci başkanlığını yaptım uzun yıllar. Organize Sanayi Başkanlığı yaptım çok uzun yıllar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum, milletvekiliyim. Ve onur duyuyorum. Kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden, atamızın kurduğu partiden onur duyuyorum. Başta onu söylemek istiyorum. Ve 2015'te istifa ettim. 10 Şubat'ta istifa ettim tarih. Ve şu ana kadar da 3 dönemdir milletvekiliyim. Mümkün mü? Mümkün. Her yıl çünkü Türkiye'de bir seçim olur. Hatta artık bunun sıklığı, aralıkları 8 aya kadar düşmüş durumda. İş dünyası olarak sizler bunu gayet iyi biliyorsunuz. Seçim atmosferine girildiği zaman ekonomi bir tarafa bırakılır. Popülist ekonomiler hükümet tarafından uygulanır. Seçim bittikten sonra en azından reformlar beklersiniz. 5 yıllık bir süreçtir o ya da 4 yıl neyse. O 4 yıl boyunca yeni reformlar yapılıp ekonomiye nefes verilir, yeni teşvikler gelir, siz yatırımlarınızı ona göre yaparsınız, istihdamı planlarken ona göre yatırım yaparsınız, ihracatınızı ona göre planlarsınız, o 4 yılı hiç olmazsa güvence içinde geçireceğinizi düşünürsünüz. Şimdi her yıl seçim, 8 ayda bir seçim, şimdi artık 3 ayda bir seçime düştük, İnşallah bundan sonra seçimler olmaz, siz de rahat rahat planlama yaparsınız, planlamaya gücünüz yeterse. Yani şöyle bir baktığım zaman ben iş dünyasından geliyorum. İstanbul'da da bir sanayi yatırımım var. Aynı zamanda ithalat yapıyorum. Çok küçük de ihracatım var. Biraz önce kambiyo rejiminden bahsetti Akif abi. Haklıdır. Üçüncüsü, dördüncüsünden Allah korusun. İthalat yapanlar için de, ihracat yapanlar için de son derece büyük sıkıntıların beklediğini düşünüyorum. Şimdi burada biraz önce de bilgi almıştım yönetim kurulu başkanı arkadaşlarımdan. Çok sayıda burada yatırımcı var, esnaf var ve sorunlarınızın hepsini biz biliyoruz. Ekonomik kurmayları burada, bir kısmı burada. Bir kısmı da başka yerlerde görev yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da asıl bizim hedefimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, gasp edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar 23 Haziran'da almak. Biz onun için buradayız. O yüzden derin derin analizler yapmadan bu başlıklar üzerinden yürümek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. 23 Haziran'dan sonra biraz önce bir soru sorulmuştu. Ekrem İmamoğlu kazanırsa ne olacak? Ekrem İmamoğlu kazanırsa Türkiye'de gerçekten demokrasi için ümit var demek olduğu anlaşılacak. Birincisi bu.
İkincisi hukukun üstünlüğüyle ilgili Türkiye'de bir ümit tekrar doğabilir. Çünkü artık burada bir geri gidiş başlamıştır. Demokrasinin yok olduğu, hukukun bittiği ortamın tekrar demokrasiye dönüş için ilk adım olacağını vurgulayacak bir seçim olacağını düşünüyorum. 23 Haziran'ın. Ve dünyaya da buradan böyle bir mesaj vereceğiz. Özellikle Türkiye'de demokrasiye sahip çıkan çok ciddi bir kitlenin olduğunu bütün dünyaya göstermiş olacaksınız. Yani biz yönü batıya dönmüş, muasır medeniyet seviyesini yakalamak üzere hedef koymuş bir ülke olduğumuzu bütün dünyaya anlatmış olacağız. İşte en önemlisi bana göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanması, açık farkla kazanması sizin dünyaya vereceğiniz son derece önemli bir mesaj olacağını düşünüyorum. Birinci kazanımımız budur. İkincisi, özellikle şu anda Türkiye'yi yöneten iktidarın, ha bir dakika, bu ülkede ne söylersek inanan bir kitle yokmuş demek ki. O zaman bir dönelim biz kendimize bir bakalım. Önümüzde daha 4 senemiz daha var. Bu 4 sene içinde Türkiye'de özellikle demokrasi adına, özellikle hukuk adına, özellikle ötekileştirdiği, yalnızlaştırdığı kitle adına en az Türkiye'nin %50'si olduğu düşündüğümüz, ki ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum, o kitleye dönük adımlar atacağını ve bunun da şu anda yok edilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekrar devreye sokulacak noktaya doğru evrileceğine inanıyorum. Bu inancımı da özellikle içimde tutmuyorum, her yerde paylaşıyorum, sizler de paylaşın. İşte Ekrem İmamoğlu'nun burada seçimi tekrar almasının bu kadar net bütün dünyaya verilecek bir mesaj olduğunu, Atatürk Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağıyla ilgili bir mesaj olacağını size buradan ifade ediyorum. Burada biraz önce notlar aldım. Yine ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları siyasetin arka bahçesi ya da STK'lar siyasetin arka bahçesi oldu dediler. Ben de buradan size şunu söylemek istiyorum. Daha önce ticaret odasıyla ilgili burada Gökhan kardeşimle birlikte çalıştık. Hacı Bey de vardı, Hasan Bey de vardı. Geniş bir katılımla, iş adamlarından geniş bir katılımla ticaret odası seçimlerine çalıştık ve ticaret odası, İstanbul Ticaret Odası'nın gerçekten sadece kendi sektörünü düşünüp ve geliştirecek insanlarla alınabileceğinin ispatını az olsa hayata geçirdik. Yani orada da ben sizlere, Gökhan Bey çıkmış herhalde, Gökhan Bey'e de ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yönetime bir ya da iki arkadaşımız o yönetimde şu anda İstanbul Ticaret Odası yönetiminde ve aynı zamanda da meclis başkanlığı vekilliğinde bir arkadaşımız daha var. Uzun lafın kısası. Eğer çalışırsanız ki her sektörden burada, her sektörden arkadaşımın olduğunu biliyorum. Komiteler var biliyorsunuz. Her komiteye bugünden çalışırsanız o komiteleri alırsınız. Komitelerin çoğunluğunu alırsanız da İstanbul Ticaret Odası'nı alırsınız. O yüzden bundan şikayet etmek yerine çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Ticaret odaları, ticaret sanayi odaları, borsalar, esnaf odaları birçok biliyorsunuz resmi. Bunlar kanunla kurulmuş yerlerdir. Mesela ticaret ve sanayi odalarının TOB'un bir kanunu vardır. 5174 sayılı kanun. Yani bunlar sivil toplum örgütü değildir aslında. Siviller seçilir ama tepelerinde devletin de şeyi vardır, sopası vardır. Kanunla yönetilirler. Denetimini bakanlıklar yapar ve özellikle de muhalif tavrınız varsa benim gibi müfettişler sizden eksik olmaz. O yüzden bunun da değişebilmesi gerekir ve buradan bugünkü ekonomik krizle ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Munzam aidat diye bir aidat vardır. Hepiniz biliyorsunuz, ödüyorsunuz çünkü. Bir de aidat vardır. Munzam aidat sizin ödediğiniz verginin 1/7'si kadardır. Ama eğer değişmediyse bilmiyorum, takip etmedim. Asgari ücretin 10 katından da fazla olamaz. Çok ciddi bir rakamdır bu. Bu bir yüktür.
Aynı zamanda bunun kaldırılması gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Açıkça. Aidatınızı ödeyin. Tamam. Ama muzdam aidat hele şu krizde yük olmaktan çıkartılmalıdır. Bir başka bir şey daha var. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Arkadaşlar. Türkiye İhracatçılar Meclisi bir pay keser sizden. İhracat yapan arkadaşlarım bunları gayet iyi biliyorlar. Sizden binde iki ile binde yedi arasında yanılmıyorsam toplam ihracatınızdan aidat olarak kesinti yapılır. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye ihracatını düşünürseniz 160 milyar dolar gibi bir rakamdan binde iki ile binde yedi arasında vasfına göre kesinti yapılıyor. Peki aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası'na, Esnaf Odası'na, İhracatçılar Meclisi'ne aidat ödenir mi? Hayır. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum sizlere. Çünkü anayasada böyle bir şey var. Bir yere eğer aidat ödüyorsanız kanunla öbür tarafa ödemezsiniz. Burada bir çelişki var. Bununla ilgili bu çelişkiyi biz mecliste de dile getirdik. Ama bu sefer iktidarı inşallah bize verirsiniz önümüzdeki seçimlerde. Bunların hepsini ortadan kaldırırız. Bunlar özellikle konuşulması gereken, bugün konuşulması gereken konular. İçinizde ihracatçılar ve esnaflar olduğunu biliyorum. Bir konu da şudur. Özellikle konkordato ile ilgili borçlular kendini güvenceye alıyorlar. Alacaklılar batıyorlar. İçinizde var mıdır bilmiyorum konkordato diye. Vardır. Var. Demek ki var. Burada da şöyle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bununla da yakından ilgilendiğimi söylemek isterim sizde. Alacakları da koruyacak bir takım maddelerin Türk Ticaret Kanunu'na girmesi gerekiyor. Yani konkordato o ilan etmiş. Banka üstüne gidemiyor. Alacaklısınız, üstüne gidemiyorsunuz. Bir sene, iki sene, üç sene iflas erteleme vardı biliyorsunuz daha önce. Onunla da öyle. Bir sene, iki sene, üç sene uzatılıyor, siz batıyorsunuz. O yüzden madem şunu yapmanız gerekiyor. Belge elinizde. Adama mal vermişsiniz. Elinizde çek var ve bu çeki tahsil edemiyorsunuz. Bu çeki en azından bankalarda özel bir krediye tabi tutulması lazım. Bu kredi de faizsiz olabilir gibi çoğaltılabilir. Bir konu da uzatmayacağım. Çünkü benden sonra da konuşmacı arkadaşım var. Kredi Garanti Fonu'nun 2007 yılında Kredi Garanti Fonu'ndan birçoğunuz kredi aldınız. Faizler de fena değildi. İyi oldu. Yatırıma dönmedi. Büyük bir kısmı yatırıma dönmedi ama en azından borçlarınızı çevirebildiniz 2017-2019. Şimdi Kredi Garanti Fonu'ndan aldığınız o kredilerin ödemelerini yapıyorsunuz. Fakat benzin bitti. Araba şuradan şuraya gidemiyor. Kriz çok ağırlaştı. Tekrar Kredi Garanti Fonu'nun yenilenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben birçok not var. İnşallah bir gün şu seçimlerden sonra yönetim kurulu başkanlarımız bizleri çağırırlar. Tekrar sizle ekonomiyi uzun uzun değerlendiririz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Ben buradan konuşayım bugün görürseniz. Çok kısa evvel. Öncelikle Ekrem İmamoğlu seçilirse ne olacak? Vallahi her şey çok güzel olacak. Yani devleti yönetenler itibarımızı yerle bir etti. İnşallah milletimiz bu itibarı ayağa kaldıracak. Yani bu YSK'daki yargı organları, saray, meclis itibarımızı içeride dışarıda yerle yeksan ettiler. İnşallah 23 Haziran'da 16 milyon İstanbullu milletimiz olarak itibarımızı, devletimizin, milletimizin itibarını ayağa kaldıracak. Güven gelecek, öngörülebilirlik gelecek. Çetin Osman Budak bunu anlattı. Yani Ekrem İmamoğlu seçildiğinde her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ben. Thank you.